Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Meslekteki 32. yılım, televizyonculuktaki 23. yılım epey bir süre olmuş. Deneyim olmuş esasında. Birçok kişiyle tabii ki tanıştık bu süre zarfında. Ama bir kişi var ki benim hayatımda çok önemli esasında. Hani hocam kimin gibi olmak istersin derseniz, o kişi gibi olmak isterim. Her yönüyle kişiliği, akademik başarısı. Peki o kimdir? Beykoz Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Durman hocamız. Bugün programımıza konuk. Efendim şeref verdiniz. Tabii, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, ne demek. Için. Çok samimi. Yani, ben bu şekilde genelde konuşmam. Ama işte doğruyu da söylemek gerekiyor ama esasında. Ama şunu da ifade edeyim, lütfen izin verin. Duygularımız karşılıklı. Sağ olun. Yani uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Hocamız Sakarya Üniversitesi'nin rektörlüğü ki epey bir süre önceydi. Evet. O zamandan beri tanırım. Türkiye'de kalite çalışmaları nedir diye sorarsanız benim aklıma tek kişi gelir. İşte, çok teşekkür değerli hocam. Yine çok takdir ettiğim ve uzun yıllar öncesine dayanan dostumuz ve yollarımız kesişti. O da bizim bünyemizde diyelim. Beykoz Üniversitesi'nin Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın Selahattin Kuru hocamız da bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet, sonuçlar açıklandı. Herkese hayırlı sonuçlar diyeceğiz. Bu arada artık tercih aşamasındayız. Şimdi şu aşamada tercih yapacağız. Üniversite meslek seçeceğiz. Ve bundan sonra büyük bir olasılıkla 40 yılımızı etkileyecek. Allah uzun ömür versin. Bundan sonraki 60-70 yıllarını etkileyecek. Ama şimdiki seçeceğimiz şey 4-5 yıl sonra mezun olacağız. İşte yüksek lisansı, eğer erkekse askerliği dediğimiz zaman 7 yıl sonrayı ilgilendirecek. Evet. Peki şimdiki seçtiğimiz şey, ortak bir soru bu. 7 yıl sonra aynı şey mi? Aynı şey olmayacak. Şu anda Amerika'da yapılmış olan bir çalışmanın sonuçları, çok yeni bir çalışma. Dünya Ekonomik Forumu raporu 2018 yılında. Şu anda Z kuşağı dediğimiz kuşağın ömürlerinde, yani 40 yıl diyorsunuz ya, çalışma hayatlarında 7 meslek değiştireceklerini söylüyorlar ortalama olarak. Ve bu 7 meslekten 5 tanesinin şu anda tanımlanmış meslekler arasında yani olmadığı bilinmiyor. İfade ediyor. Evet. Dolayısıyla evet, 7 yıl sonra yani meslekler hızla şu anda değişiyor, yeni meslekler çıkıyor ama 40 yılı hayal edilmek mümkün değil. Yani değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Kesinlikle. Ona hazırlıklı olmak lazım. Evet. Hocamın bahsettiği rapordan ben de bir alıntı yapayım. O rapora göre önümüzdeki 3 yıl içinde 25 milyon insan meslek değiştirecek. Yani 25 milyon insanın yapmakta olduğu meslekler veya işler artık geçerli olmayacak. Onların yerine yenileri gelecek. Yani şu an son derece hızlı değişen bir dünya. Ve bu içindeyiz. Değişim daha ziyade hani sağlık bilimlerinde ve teknik alanlarda oluyor. Sosyal bilimlerde veya işte sanat alanlarında bu kadar hızlı bir değişim. Yani orada da var mesela şimdi dijital oyun tasarımı, yani bizim çok popüler programlarımızdan bir tanesi. Yani diğer teknolojideki gelişmeler bu alanları da tabii çok doğal olarak etkiliyor. Kesinlikle. Özellikle dijitalleşme yani farklı tarzlarda. Ve şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani başlıca iki yönde değişiklik var. Rutin işlerden artık insan elini çekiyor. Makineler devreye giriyor, algoritmalar devreye giriyor. Daha fazla düşünsel seviyede muhakeme yürütme, ileri seviyede beceriler gerektiren işler, teknoloji işleri. Bir de ama insana dokunan işler, sosyal alanlar dediniz. Evet. Yani insana dokunan, insanla teması gerektiren işler de bir yandan yükseliyor. Böyle bir şey, önemli bir husus olduğu için yani yetkinliklerden belki konuşacağız, becerilerden. Yani şu anda en önemli görülen şey mesleki eğitim yanında kişisel becerilerin yeni dünyaya adaptasyonu için gençlere kazandırılması. Tabii bu sadece üniversitede olması gereken bir olay değil. Yani ilk öğretimden, hatta onun öncesinden başlaması gereken bir süreç. Üç tane yetkinlik çok önemli görülüyor. Bir, karmaşık problemleri çözebilme. Şimdi hocamın söylemiş olduğu konuyla ilişkili olarak. Yani her şey tabii robotlar olacak, işte yapay zekalar olacak. Fakat onları kontrol edecek. Kesinlikle. Ve bir problemle karşılaşıldığında da karmaşık problemleri çözebilecek insan çok önemli. İkincisi de karmaşık problemleri çözme, değişime ayak uydurabilme ve yaratıcılık, en önemlisi de yaratıcılık şimdi olarak gözüküyor. Öyle bir noktaya geldik ki mesela Alpha Zero diye bir yazılım var.
Bu hiç satranç bilmiyor bu yazılım. Evet. Satrançla ilgili hiçbir data verilmemiş. Evet. Sadece satrancın kuralları, hani hangi taş nasıl oynar, işte nasıl evet. birbirine yer. 4 saatte hocam, Alfa Zero, 4 saatte bugüne kadar yapılan yapılmış bütün birikimleri 4 saatte kendi kendine öğreniyor. Ve şu anda onun da mücadele edebilecek ne bir program ne de bir insan beyni var. Doğru. 4 saatte kendi kendine her şeyi öğreniyor. Yani geldiğimiz nokta bu. Ama olay iki taraflı. Bir kişiyi ilgilendiriyor, bir de onu yetiştirecek olan üniversiteyi, akademiyi ilgilendiriyor. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? İşte bu anlamda yani üniversitelerin sadece artık eskiden olduğu gibi, geleneksel olduğu gibi yani mesleki bilgiyi aktaran kurumlar değil. Bence bu yeni dünyaya gençlerimizi hazırlayacak bir eğitim sistemi olması lazım. Yani üniversitemiz özelinde bunu ifade etmek istersek bu anlamda gerçekten güzel bir modelimiz var. Yani üniversitedeki şu anda eğitim öğretim sistemimizi 5 temel ayak üzerine oturtmuş durumdayız. Bunlardan bir tanesi de bu konuştuğumuz kapsamda bireylerin üniversitemize geldikten programdan bağımsız mezun olana kadar tanımlamış olduğumuz 14 tane yetkinlik var. Biraz önce saymış olduğum yetkinlikler de bunların içerisinde. Bunları kazandırmaya yönelik bir eğitim öğretim yaklaşımımız, programımız var. Yani dolayısıyla üniversitelerin böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu yeni jenerasyona, geleceğe adaptasyonları için. Evet hocam. Evet. Şimdi üniversitelerin programlarına bakarsanız, şu an yürürlükte olan programlara bakarsanız, bunlar büyük oranda bundan 20 sene, 30 sene belki daha fazla zaman öncesiyle çok farklı değil. Evet. Ama şimdi teknoloji ve işte üniversiteler arasında da farklı değil esasında. Farklı değil. Evet. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki yani iş piyasası, meslekler, beceriler, işte yarın ne olacak, nasıl çalışacağız? Buna yanıt verecek bir eğitim modeli. Üniversiteler buna nasıl yanıt verecek? Yani bu çok önemli bir soru şu anda. Bütün mesele bence burada. Biz tabii Beykoz Üniversitesi'nde yaptıklarımızı biliyoruz. Başka üniversitelerde de gayet tabii ki var çeşitli bu yönde çabalar. Ama bizim programlarımız hocamın tabii ön ayak olmasıyla bütünüyle bu yönde tasarlanmıştır. Yani klasik müfredatın yanında onun içine entegre edilmiş olarak ayrı bileşenler olarak veya ders bazında bileşenler olarak entegre edilmiş olarak bu becerileri, bu yetkinlikleri nasıl kazandırırız? Bütün mesele burada. Bir de Beykoz Üniversitesi, yani yıllardır kuruluşundan beri tanırım, birlikte sürekli olarak şeyimiz var, teşviki mesaimiz var. Adım adım ilerledi ve sağlam ilerledi. Önce meslek yüksek okulu olarak kuruldu. Ve lojistik olarak başladı işin içine, ama orada kalmadı. Ne 2 yıllık olarak hani kaldı ve üniversiteye dönüştü, ne de sadece lojistik olarak devam etti. İşte çeşitli fakülteler, mühendislik, mimarlık dahil olmak üzere. Bu kısa sürede neler değişti? Yani şöyle, üniversite olarak 3. yılımız. Daha önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu 2008 yılında kurulmuştu. Yani dolayısıyla üniversite bir kurumsal temelin üzerine oturtulmuş oldu. Tabii bize çok büyük bir avantaj sağladı. Tabii üniversiteyle birlikte işte bu yeni eğitim öğretim yaklaşımlarını da içine alan gerçekten yani tanımlanmış bir eğitim sistemimiz var. Bundan bir kere çok mutluyuz ve bunun da sonuçlarını alıyoruz şu anda. Şu andaki çok sağlam mevcut bir kadromuz durumda, var. Tabii 4 tane fakültemiz, 2 tane yüksek okulumuz. İki tane de meslek yüksek okulumuz var. Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'na ilave olarak diğer programları içinde barındıran. Dolayısıyla yani sağlıklı büyümeye gayret ediyoruz. Yani kalite, her zaman kalite odaklı olmaya çaba gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları da yani bu çerçevede adım adım sağlam temeller üzerine oturtmaya çalışıyoruz. Peki yine ortak bir soru olsun. Önce sizden rica edeyim hocam. 2,5 milyon dolayında aday sınava girmişti. Bunlardan 1 milyon 200 bin dolayındaki aday lisans tercihini yapacak. Bunlardan da 470 bin tanesi lisans bölümlerine yerleşecek. Şimdi bunlardan hani ne kadarı mezun olacak? Mezun sayısı artıyor fakat olanaklar o derece artmıyor. Şartlar o derece rahat değil. Adayları 4-5 yıl sonra ne bekliyor, neye hazır olmaları lazım? Siz adayları nasıl hazırlayacaksınız? Şimdi söylediğim gibi yani belirli becerilerle önümüzdeki zamanlara hitap eden iş ihtiyaçlarına, çalışma ortamının ihtiyaçlarına hitap eden onlara yönelik becerilerle, yetkinliklerle donanırlarsa sadece hemen mezun olduktan sonrası ve birkaç sene sonrası değil,
Ondan sonrası için de oldukça iyi bir noktada olacaklardır. Buna cevaz veren işte üniversitelerde olmaları bence çok önemli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ya bir buna ilave olarak izin verirseniz şunu ifade edeyim, ama bu biraz önce söyledim, üniversitemizde şu anda eğitim öğretim modelimiz 5 ayak üzerine oturtulmuş durumda. Bir tanesi bunlardan, gerçekten uygulamayı çok önemsiyoruz. Yani biz kendi misyonumuzu çok net olarak ifade ediyoruz. Yani üniversiteler bunu bazen belki göz ardı edebiliyorlar. Yani biz uygulama ağırlıklı öğrencilerimizin mezun olur olmaz istihdam edilebilecekleri standartlarda bilgi beceriyle donatılmış, hatta mezuniyetler öncesi bunu başarabilecekleri, kendi işlerini oluşturabilecekleri bir eğitim öğretim yaklaşımımız var. Dolayısıyla bu hedefimiz çok net olduğu için bunu destekleyen bütün kararlarımız da o anlamda iyi tanımlanmış durumda. Mesela bütün programlarımızda şu anda en az bir yarı yıl iş yerinde uygulama dediğimiz staj diyebilirsiniz bir komponenti var, bir bileşeni var eğitim öğretim sistemimizin. Mesela değişim dedik de sözünüzü kestim. Estağfurullah. Bir şey daha da hepimizin kökeninde bir devlet üniversitesi şeyi vardır. Ama o da değişti. Şimdi artık nereden geldiğini, mesela gençlerin bir üniversite isim takıntısı var. Evet. Buna hayat tecrübeleri çok az. Doğal da karşılamak lazım ama... Her şey o kadar çok değişti ki artık işveren sektör buna bakmıyor. Sana bakıyor. Tabii. Senin yetilerine bakıyor, becerilerine bakıyor. Evet. Tabii kesinlikle işte bu özellikle mesela insan kaynakları bugün yani sektöre gittiğimizde yani bir mesleki bilgiden daha çok ki konuşuyoruz da yani sürekli onlarla beraber birçok şeyi de geliştiriyoruz programı. Dolayısıyla yani takım liderlik, takım içerisinde çalışabilme, değişime ayak uydurabilme, iletişim, küresel bakış açısı geliştirebilme gibi birçok yetkinliği değerlendirerek tercih ediyor adayları. Dolayısıyla yani üniversiteden sadece çok başarılı bir şekilde mezun olmak şey için yeterli değil. İyi bir o da olacak ama. Tabii ki olacak yani mesleğinizde iyi olacaksınız. Yani mesleğinizde iyi olacaksınız, oradaki problemleri tanımlamış olacaksınız ki onları çözebilirsiniz, ileriye taşıyabilirsiniz. Onlardan farklı bir yola kendinizi kanalize edebilirsiniz. Ha bir de ifade yani diğer bir şey de interdisipliner alanlar çok gelişiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla üniversitede mesela bizim de önemsediğimiz konulardan bir tanesi çift Anadolu çok geniş programlar arasında geniş ölçekte uygulayabiliyoruz. Çok iyi. Yani öğrenci esnek bir eğitim öğretim sistemi içerisinde yani kendi alanında okurken başka bir alanda da alana da ilgi duyuyorsa bunu da tabii zaman olarak bir bedeli var. Belki eğitim süresi bir dönem iki dönem uzayabilir. Farklı alanlarda da kendini geliştirebilsin ve çift diplomaya gidebilirsin. Yani o eğitim öğretim döneminde aceleci davranmasınlar. Gerekirse bu donanımı elde edebilmek için bir dönem iki dönem uzayabilir de uzasın da. Ama iki meslek ediniyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Biz mesela mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde mühendislik programlarının birinci sınıfını ortak yaptık. Evet, çok yani üniversiteye geldiği zaman bir bölümü seçiyor, güzel ama birinci sınıfta tamamıyla ortak. Bununla ne kazanıyoruz? Bir kere diğer disiplinden kişilerle birlikte oluyor. Onlarla bir iletişimde oluyor. Ama artı sonrasında hani ola ki o dalda değil de diğer bir dalda devam etmek istiyor. Belki de. Pek kaybı olmadan... devam edebiliyor. Böyle bir olanak getiriyoruz. Programın içinde seçmeli dersler. Yani esnek bir program yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci kendisine bir ilgi alanı geliştirebilsin, kendisini geliştirebilsin. Yaparak öğrensin. Becerileri kazanmak için bu listesi de var. Yani hangi beceriler. Bunları kazanabilmesi için yaparak öğrensin. Gibi böyle programımızı İşte geleceğin meslek adamlarını yetiştirmek için çabalıyoruz. Ben adaylara şunu öneririm. Programlara baksınlar. Yani üniversitelere baksınlar, konuşsunlar, bölümlerle konuşsunlar. Ama programlara baksınlar. Bu üniversitenin, baktıkları üniversitenin programlarının özelliği ne? Yani bugünün ihtiyaçlarına, yarının ihtiyaçlarına daha doğrusu yanıt verecek özellikleri var mı? Bunlar dikkate alınarak bir program oluşturulmuş mu? Yoksa işte... 30 sene öncesi gibi bir programla mı karşı karşıya kalacağım? Bu son sorum şu. Şimdi hani ben tercih yapma aşamasında olsam, 17-18 yaşında olsam, iki değerli hocamı ve diğer kadroyu da tanıdığım için geleceğimi ben emanet ederim Beykoz Üniversitesi'ne. Ama tabii ki bu hissi oldu. Bilimsel davranmak gerekirse. Şimdi İstanbul'da 55 tane vakıf üniversitesi var. Ben öğrenci olarak size geldiğim zaman
Siz bana şu özelliğimiz bizim farklı, işte şunun için bize gel. Gelirsen bak iyi hazırlanırsın. O ne, nedir? Yani aslında program çok kısa olduğu için çok da hızlı konuşuyorum ama yani en önemli noktayı ön plana çıkarmak istersem biz istihdam odaklı bir üniversiteyiz. Yani dolayısıyla mezuniyetleri sonrasında biraz önce ifade ettim. Hatta mezun olmadan önce öğrencilerimizin iş bulmalarını istiyoruz, işe yerleşmelerini istiyoruz. Kendi işlerini kurmak istiyoruz ve burada da çok başarılıyız. Mesela şu anda son verilerde mezunlarımızı yakın takip ediyoruz. Yani %90 civarında işe yerleştirme oranı var üniversitemizin ki çok ciddi bir oran. Tabii ki hani işe yerleştirme oranı yüksek ama üniversite sadece iş bulma yeri de değil. İşte o beceriler, o becerilerin neticesinde esasında bunlar gerçekleşiyor. Evet, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ederiz, ayaklarınıza sağ olun. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.